yemektarifi.com mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle margarinsiz, tereyağsız, ağızda dağılan portakallı kurabiye yapacağız. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Malzemelerimiz 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı toz şeker, 3 su bardağı kadar un kullanacağız, 1 paket şekerli vanilin kullanacağız ve 1 tane de portakalın kabuğunu rendeleyeceğiz. Öncelikle sıvı yağımı bir karıştırma kabının içerisine alıyorum. Sıvı yağ kurabiyemize kıyır kıyır ağızda dağılmasını sağlayacak. Bu kurabiyede üstelik yumurta da kullanmıyoruz. Sıvı yağın üstüne toz şekerimi koyuyorum. İsterseniz toz şeker yerine 1 su bardağı pudra şekeri varsa onu da kullanabilirsiniz. Şimdi bu ikisini bir karıştıracağız. Öncelikle şekeri ve sıvı yağını çırpıyoruz. Üzerine portakal kabuğumuzu rendeliyoruz. Portakal kabuğumuzu da rendeledikten sonra şekerle vanilini de ilave ediyorum. Ve artık unlarımızı ilave edeceğiz. Şöyle 1 su bardağı koyuyorum önce. 2'yi de koydum. 3.'yü de koydum. Artık yoğurabiliriz. Eğer gerekli olursa da tekrardan un ilavesi yaparız. Yumuşak bir hamur yoğuracağız. Eğer hamur elimize yapışırsa şekil verirken elimizi biraz yağ ile yağlayabiliriz. Gördüğünüz gibi kurabiye hamurum gayet güzel bir şekilde oldu. Artık yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisime şekil vereceğim. Böyle parçalar koparıyorum ve elimle yuvarlıyorum. İstediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz kurabiyeleri. Ben bu şekilde yapıyorum. Tepsime aralıklı bir şekilde dizeceğim. Gördüğünüz gibi kıvamı çok güzel, gayet kolay bir şekilde şekil alıyor. Hiç elinizi yağ batırmanıza bile gerek kalmıyor aslında. Çünkü hamurumuz çok güzel oldu. Bütün hamurumu böyle bu şekilde yapıp bitireceğim. Evet, bütün hamurum bitene kadar tepsimi böyle gördüğünüz gibi yuvarlaklar yaptım. Kurabiyelerimi aralık olarak dizdim. Şimdi 170 derece fırında yaklaşık 12-15 dakika üzerleri hafif renk alana dek pişireceğim kontrollü bir şekilde. Evet, margarinsiz, tereyağsız, ağızda dağılan portakallı kurabiyelerim pişti. Gördüğünüz gibi çok güzel görünüyor. Kıyır kıyır bir lezzet. Oda ısısına geldikten sonra sunum yapabilirsiniz, servis edebilirsiniz. Ben şöyle oda ısısına biraz gelince servis tabağıma aldım. Çok güzel kıyır kıyır ağızda dağılan bir kurabiye oluyor. Şu an hala sıcak. Deneyenlere afiyet olsun.